28-29-30 Ağustos tarihlerinde Kütahya ve Afyon'daki şehitlikleri gezmek üzere bir plan yaptık. Burada şehitliklerin olduğu bölge diye geçmiyor tabii ki buranın ismi. Başkomutanlık Milli Parkı diye geçiyor. İki ana bölümü var. Biri Afyon'daki Kocatepe'nin olduğu yer ve çevresi. Diğeri de Kütahya, Dumlupınar ve çevresi şeklinde. Burası iki günlük bir geziyi dolu dolu geçirebileceğiniz bir yer. Biz olabildiğince bütün şehitlikleri ziyaret etmeye çalıştık. Bu videoda tüm bu gezimizi göreceksiniz. Başkomutanlık Milli Parkı'ndaki rotalarımızı göreceksiniz. Ve kahramanlarımızı hep birlikte anacağız, yad edeceğiz. Hepsine minnet borcumuzu bir kez daha hatırlayacağız. Büyük taarruzdan önce karargah evi olarak kullanılan Şuhut'taki karargah evi, yani Atatürk'ün kaldığı eve doğru gidiyoruz şimdi. Zaten sokak hem Türk bayrakları hem de Atatürk posterleriyle süslenmiş. Atatürk 24 Ağustos günü Akşehir'den Şuhut'a geliyor. Büyük taarruz kararı alınmış ve Şuhut'tan Kocatepe'ye gidip oradan taarruzu başlatmayı hedefliyor. İşte Şuhut'ta kaldığı yerde şu an gitmekte olduğumuz karargah evi olarak kullanılan bir köy konağı. Konak şu anda müze gibi ziyarete açık hale getirilmiş. Her yıl 24 Ağustos'tan başlayarak burada bir hafta Zafer Haftası olarak kutlanıyormuş. Çeşitli etkinlikler yapılıyormuş. Karargahın olduğu eski Şuhut mahallesini de göstereyim. Evler hala çok eski bu arada burada. Sanırım çok fazla yenileme yapılmamış buralarda. Karargah evi de tam karşımızda. Hocam, I love Şuhut tabelası yok mu diye soruyordum. Varmış. Karargah evinin hemen önünde büyük taarruzu anlatan kocaman bir resim var. Çok da güzel olmuş. Yine ters ışıktayız. Şöyle karargah evini göstermek istemiştim. Büyük taarruzun gerçekten burada, buralarda yatan şehitlerle kazanıldığının çok güzel bir göstergesi bu tablo. Yunan ordusuyla Türk ordusunun rakamlarının kıyaslaması. Yunan ordusu sayısal olarak büyük oranda aslında bize fark atıyor. Ama bizim kahraman ordumuz bu farka rağmen zafere ulaşıyor. Karargah evinin hemen önünde bir park var. Parkı da bayraklarla süslemişler. Parktaki büfenin duvarlarında bir de Kurtuluş Savaşı'nı anlatan duvar resimleri var. Gerçekten güzel olmuş. Kurtuluş Savaşı ruhunu hissettiriyor gerçekten. Tam şu an girişinde bulunduğumuz Hacı Veli Konağı, burada Şuhut'ta büyük taarruz kararının alındığı, daha doğrusu kararın detaylarının belirlendiği konak. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece buradan Atatürk ve silah arkadaşları Kocatepe'ye doğru yürüyüşe çıkıyorlar. İçeride kamerayla çekim yapmak yasak. O yüzden girişte böyle bir kısa özet geçmek istedim. Burası ziyarete açık. Eğer geldiğinizde
kapalı bulursanız görevlinin telefonu kapıda yazıyor. Ararsanız size yardımcı olur. Ayrıca burada çalışan görevli bey bütün detaylarıyla konağı da anlatıyor sağ olsun. Her yıl Zafer Haftası'nda burada özel etkinlikler oluyor. Ve demin de bahsetmiştim. Buradan Şuhut'tan başlayıp Kocatepe'ye doğru devam eden bir zafer yolu yürüyüşü yapılıyor. Bu yürüyüş gece başlıyor ve 18 kilometrelik yaklaşık bir rotayı takip ederek Kocatepe'de tamamlanıyor. Bir gün mutlaka o rotayı da yürümek için buraya tekrar gelmek istiyorum. Evet, Şuhut'tan başlayan ve Kocatepe'ye devam eden zafer yoluna giriyoruz şimdi. Zafer Yolu Yürüyüş Parkuru'nun başlangıç noktasından biraz ilerisinde böyle bir ziyaretçi merkezi yapmışlar. Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçen herkesi anan bir takım resimler var. Burası böyle tiyatro formunda, yani bir takım etkinlikler düzenlendiğinde de burası kullanılıyormuş. Şuhut'tan Kocatepe'ye yürürken Kurtuluş dizisini izleyenler hatırlar belki. Atların ve at arabalarının ayaklarına keçeler sarılmıştı. Sessizce ilerleyebilmek ve düşmanın geldiğimizi hissetmemesi için. İşte o yol. Bu yol. Yol üzerinde böyle dinlenme noktaları oluşturmuşlar. Arada bir takım tabelalamalar da var. Zafer yolunu yürüdük ve Kocatepe'ye geldik. Büyük taarruzun başladığı, top atışlarının başladığı, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli savaşlarından birinin gerçekleştiği yerin başındayız şu an. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'den meşhur pozu burada heykel haline getirilmiş. Bütün ovaya bakıyor. Bu arada Kocatepe'nin ne kadar stratejik bir noktada olduğunu anlamak hiç zor değil. 1843 rakım yanlış hatırlamıyorsam. Ve etraftaki her yere çok hakim bir konumda. Şu an ışık nedeniyle çok görünmüyor olabilir ama çok geniş bir açıyla çevreyi çok iyi görüyor. Büyük taarruzun komutanları, başta tabii ki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Genelkurmay Başkanı Mustafa Fevzi Çakmak, Batı Cephesi Komutanı Mustafa İsmet İnönü, 1. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa gibi komutanların burada askeri geçmişleri ve fotoğrafları var. Keşke bunları böyle küçük kartlar şeklinde değil de buraya büstlerini, şu gördüğünüz terasa büstlerini koysalarmış, çok daha etkileyici olurmuş. Kocatepe'nin hakim durumunu bir de buradan bakalım. Heykelini oradan göstermiştim ama bu seyir terasından da göstereyim dedim. Şu aşağıdaki yol, buraya tırmandığımız, geldiğimiz zafer yolu. Ve
ve tüm ova ayaklarımızın altında. Kocatepe'den yaklaşık 8 kilometre mesafede Küçük Kalecik köyünün içinde yer alan Yüzbaşı Agah Efendi şehitliğine geldik şimdi. Bu şehitlikte 100 şehide ait temsili mezar taşı bulunuyor. Yukarıda da Yüzbaşı Agah Efendi'nin anıtı var. Buranın hikayesinde Agah Efendi'nin anıtını orada anlatacağım. Bu videoda pek çok kez belki dikkatinizi çekmiştir. Kurtuluş dizisinde referans verdim. Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler adlı kitabı TRT tarafından bir dizi haline getirilmişti. Oldukça eski bir dizi, 90'larda yanlış hatırlamıyorsam. Ama YouTube'da bulabiliyorsunuz. Fırsat bulabilirseniz Turgut Özakman'ın kitabını okumaya vaktim yok vesaire derseniz, ki bence okumalısınız. En azından Kurtuluş dizisini kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Büyük Taarruz'un hikayesini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ben her defasında ağlaya ağlaya izliyorum. Şimdi Agah Efendi şehitliğinde Kurtuluş dizisinden niye bahsettiğimi soracaksınız. Çünkü dizide de bu hikaye geçiyordu. Yunan kuvvetlerinin başkomutanı Hacı Anesti general. Kocatepe'nin aşağısına, yani şu an bulunduğumuz noktaya tel örgüler, askerlerin aşamaması için tel örgüler yaptırıyor. Ve taarruzdan önceki gece, önceki gün oradaki tel örgüleri kontrol edip Türkler burayı asla aşamaz diyor. Agah Efendi liderliğindeki yaklaşık 100 kişilik bir bölük o tel örgüleri geçiyor. Ve Büyük Taarruz'un önemli aşamalarından biri kat edilmiş oluyor. İşte buradaki yatan Mehmetçikler ve Agah Efendi de o destanı yazanlar. Şimdi de Büyük Taarruz Şehitliği'ndeyiz. Bu şehitlik 26-29 Ağustos tarihlerinde Afyon ve çevresinde şehit olan tüm kahramanların anısına yapılmış. Burada yine sergilenen bir uçağımız var. Bu savaş zamanı kullanıldı mı bilmiyoruz. Onunla ilgili bir bilgi yok çünkü. Bu biraz daha modern. Güncel, daha yeni bir uçağa benziyor. Hemen her şehitliğin girişinde böyle mermer kayaların üzerine metal plakalarla o şehitlikle ilgili bir takım bilgiler ya da şiirler eklenmiş. Fikir çok güzel ama plaka metal olunca okumak biraz zorlaşıyor. Siz şu görüntüyü okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Burada Yahya Kemal'in bir şiiri var mesela. Bu plakada yine Kurtuluş Savaşı'nda görev almış birinin bilgileri var.
Ama genel olarak şehitliklerin çok bakımlı olduğunu söyleyebilirim. Gittiğimiz zaman her şey çok bakımlıydı. Büyük Taarruz Şehitliği'nde arkamızdaki üzerinde Atatürk'ün heykelinin olduğu anıtın altında tek tek bütün komutanların ve birliklerin isimlerine yer verilmiş. Savaşı kazanan sadece tek bir komutan ya da sahada savaşan askerler değil, aslında her bir bireyin çok kıymetli olduğunu buradan çok daha iyi anlıyoruz, değil mi hocam? Tabii ki. İyi bir emir komuta zinciri olmasa, iyi bir yönetim olmasa sahadaki asker sadece koşturup duran ve ne yapacağını bilmeyen silahlı birliklerden oluşur ve bu da muhtemelen savaşın kaybedilmesine bile neden olabilirdi. Ama şu arkadaki bütün komutanlar sayesinde savaş çok iyi sevk ve idare edilmiş. Sayıca az olmamıza rağmen Yunan ordusu karşısında böyle bir kesin zaferi kazanmışız. Hepsinin ruhları şad olsun. İlk gelişimizde saat 12.30 ile 1.30 arasında geldiğimiz için kapalı olan tanıtım merkezinde şimdi açık yakalamayı başardık. Bakalım içeride neler var. Birlikte göreceğiz. Tanıtım merkezine girince bizi ilk 16 Türk devleti karşıladı. Göktürkler, Karahanlılar, Selçuklar, Timur abimiz filan gibi. Tarihte bayağı geriye gittik yani. Şöyle geniş alıp göstereyim. Sonra bütün Büyük Taarruz'la ilgili tanıtım noktalarının tamamındaki bu maketin büyük versiyonu yine burada. Artık maketi göre göre bütün yerleri ezbere öğrendik diyebilirim. Tanıtım merkezinin üst katına doğru çıkıyoruz ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir boşluk hissi var. Şu karşısı Afyon'un genel doğal yapısına gösteriyor. İkinci katta da savaşlara dair bilgilendirmeler var. Bir canlandırma yapılmış. Dünyanın en gereksiz, en saçma sapan, en kötü müzesi derseniz, neresi derseniz işte burası derim. İstiklal Tanıtım Merkezi adıyla koskoca bir bina yapmışlar ve içinde doğru düzgün hiçbir şey yok. Büyük taarruz bu topraklarda yaşandı ya. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşanan savaş sayesinde kuruldu. Buraya bu kadar saçma sapan bir tesis yapıp tanıtım merkezi tabelası asamazsınız. Gerçekten büyük rezillik. İnanılmaz hayal kırıklığına uğradım. Afyon şehir merkezinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi adı altında bir müze var. Hem de tam eski şehrin merkezinde ama ziyarete kapalı. Çiğiltepe Anıtı, Çiğiltepe Şehitliği. Burası da Kurtuluş Savaşı Büyük Taarruz sırasında çok stratejik ve önemli noktalardan biriydi. Şimdi buradaki şehitlerimizi anarken hikayesini de daha detaylı anlatacağım. Çiğiltepe'deki en dramatik hikayelerden bir tanesi Albay Reşat'a ait. 57. Tümen Komutanı. Çiğiltepe'nin kazanılması görevi ona veriliyor. Burası çok stratejik bir nokta olduğu için Mustafa Kemal Paşa sık sık arayıp Albay Reşat'a Çiğiltepe'nin durumunu soruyor. Albay Reşat da sürekli söz veriyor. Alacağım, alacağım, alacağım. Ama bir türlü alamıyor. En son telefonu aldığında daha fazla gururuna bu durumu yediremeyip
intihar ediyor. Ama o intihar ettikten çok kısa bir süre sonra Çiğiltepe alınıyor. Maalesef Albay Reşat Çiğiltepe'nin alındığını göremeden şehit oluyor. Burada pek çok şehidimizin yine anıt mezarı bizi karşılıyor. Yine Türkiye'nin her yerinden, Ardahan'dan, Bitlis'ten, Antep'ten, Halep'ten aklınıza gelebilecek, o zaman için Osmanlı sınırlarında da olan her yerden şehitler var burada. Tabii bunlar isimleri bilinenler. Kim bilir isimleri bilinmeden bu toprakların altında yatan kimler var. Hepsini minnetle, saygıyla anıyoruz. Şehitliğin hemen ilerisinde Çiğiltepe siperleri var. Buraları düzenlemişler. Siperlerin nasıl olduğuna dair bir fikrimiz olabilmesi adına. Böyle geliyor. Yoldan karşıya geçiyor. Kütahya ve Afyon'daki şehitliklere yaptığımız ziyaretlerin Çiğiltepe şehitliği ile sonuna geldik. Aslında tabii ki ziyaret edilebilecek daha pek çok şehitlik var. Mesafeler nedeniyle biz de planımızı ona göre yaptığımız için bizim rotamızdakiler bunlardı. Gerçekten çok insanı duygusal olarak etkileyen bir rota bu. Ama aynı zamanda her Türk evladının diyeyim mutlaka ziyaret etmesi gereken yerler buralar. Mesela eminim Afyon'dan yüzlerce kez geçtiniz Antalya'ya giderken, Fethiye'ye giderken. O geçişlerinizden birinde Büyük Taarruz Şehitliği'ne uğrayabilirsiniz. Çiğiltepe yine o rota üzerinde onlardan birine uğrayabilirsiniz. Gerçekten ihmal edilmemesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Biz 30 Ağustos olduğu için geldik ama sadece 30 Ağustos'la sınırlı değil buralar. Her zaman gelip anmamız gereken yerler buralar. Bu ülkenin kıymetini bilmek için burada yaşananları anlamamız gerekiyor. Bu videoyu şöyle kapatayım. Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabını eğer okumadıysanız mutlaka okuyun. Eğer kitap okumakla aranız iyi değilse YouTube'da TRT'nin Kurtuluş dizisini bulun. Onu izleyin. Zaten Turgut Özakman'ın kitabından bir uyarlama o. İkisi de eminim sizi çok etkileyecektir. Biz bu rotayı planlarken Kurtuluş dizisini izleyip ondan sonra buralara gelmeye karar vermiştik. İnşallah sizi de öyle etkileyebilmişizdir. İnşallah videoyu izleyenleri buralara gelmek konusunda biraz olsun istek uyandırabilmişizdir. O zaman videoyu kapatırken tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyoruz tekrar. Ve onların bizim için yaptıklarını unutmadan şu an ülkemize öyle sahip çıkalım diye bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.